aldatan değildi. Belki aldatılan aldatıldığını anlarsa eğer anlayabilecek durumdaysa belki zeki olabilir. Of, kahve içeceğim ben. Ama açım. Öyle ya. Zeki. Öyle bir şey. Neden iyi insanlar aptal, kötü insanlar ise zekidir algısı var? İyi insanlar aptal oldukları için mi kaybediyorlar sizce? Ben söyleyeyim, hayır. Kötü olmak kolay iş hafız. Zor olanı başarıp iyi olduğun zaman ne kaybedersen kaybet kazanırsın. Aldatanı da amına koyayım, bay. Kesinlikle aldatmak zeka işidir. Ama bunların saf olanları da var. İşte onlar yakalananlardan, zeki olanlar da yakalanmayanlardan. Ama ben zeki olup milleti aldatacağım. Salak olurum, karakterimi bozmam. Hayırlı günler. Aa, kusura bakmayın ama kesinlikle zeki bir insanın işi bu. Abi ben kendimi idare edemiyorum. Adam 2-3 tane kızı birden idare ediyor. Kız 3-4 tane erkeği birden idare ediyor. Helal olsun lan. Vallahi bak. Aldatmak zeka ile orantılı bir şey değil. Zeki aldatır, aptal insan aldatır diyemez. O kişide bir takım problemler var. Kişilik bozukluğu varsa bu kişi aldatır. Zeki insan aldatır. Ya da aldattıysa zekidir. Böyle bir şey yok. Ya tabii siz arkasında yine orospu çocuğu diye... Mantık derslerinden yola çıkarsak her aslan hayvandır ama her hayvan aslan değil. Her aldatan zekidir ama her zeki insan aldatmaz. Bunun bu şekilde olduğunu unutmayın. Bütün zekilerin burada aldatıyormuş gibi konuştuğunu varsaymayın. Ya bir şey yapıyorsunuz tam yapın. Doğru yapın. Takdir edelim. Mantıken aldatmak, tutarlı yalan söyleyebilme ve güçlü bir hafıza gerektirir. Zeka ile alakası yoktur. Eğer öyle olsaydı dünyadaki politikacıların büyük bir çoğunluğu zeki insanlardan oluşurdu. Aldatmanın zekayla, yani genel haliyle IQ'yla veya karakter sahibi olmamakla falan alakası yoktur. Bağlılıkla da bir alakası yoktur esasen. Değer mi değmez mi? İlişki onun için o kadar değerli değilmiş. Ya zaten ayrılacak mısınız? O yüzden çok şey yapmayın. Ama tabii siz yine... Zeki mi aptal mı bilmem ama aldatmak başlı başına karaktersiz insanların yapabileceği bir eylem. Ve ben böyle insanların kalplerinin vücutlarında barındığını düşünmüyorum. Toprağa falan gömdüler herhalde ve bir daha da bulamadılar. Aldatmak bence geri zekalı insanın işi. Çünkü aldatan aldatılanın fark etmeyeceğini düşünür. Ama aslında aldatılan o kadar zekidir ki aldatıldığını illaki fark eder. Yani yakalanmadan aldattığın sürece bence de zeki bir insansın. Sonuç olarak inandırıcı yalanlar söyleyebiliyorsun. Ve bunları unutmuyorsun. En basitinden risk yönetimi falan yapıyorsun. Ama gel gelelim ki sadakat ve saygı zekadan çok daha önemli kavramlar. Tabii ki bu yine kişiden kişiye değişir. Bu benim şahsi kanaatim. Ne zeki, ne aptal, ne karaktersiz bu. Karaktersiz de neyse. Aldatmak sadece insan işidir. Bir kere doğamızda tek eşlilik yok. Aslında çok basit bir şey yani ufacık bir uyum sağlayamama, adapte olamama durumu yani. Anladık hattaki ablalarım yani aldatılmışsınız. Ya küfür ederken bu kadar agresif kullanmıyordur beden dilini herhalde. Nasıl bu ifşa edebiliyor insanlar kendilerini? Aldatılmamasına rağmen bu kadar atarlıysa o da başka bir şey. Neyse ben bilgi vereyim. Etmeyecek şimdi bir sonraki postta 97. kez aynı bilgiyi vereyim. Ya bence aldatmak zeki insanların işidir. Yani eğer aldatıldığınızı anlamıyorsanız karşınızdaki insanın inanılmaz iyi bir oyuncu ve inanılmaz zeki olması lazım. Onun haricinde tavırlarından, hareketlerinden, cümlelerinden, mesajlarından her türlü şekilde bunu anlayabilirsiniz. Kusura bakmayın ama anlamamanız için biraz saf olmanız lazım. Maalesef ki yakalandığın zaman bunun adı aldatmak olmuyor. Aldatamamak, becerememek, hani teşebbüs etmek oluyor. Bunu başarmak için de zeki olmana gerek yok aslında. Aptal olmaman yeterli. Oğlum bir yere gittiğinden diğerinin haberi nasıl olur lan? Nasıl bir aptal? Önce insan niye aldatır bunu bir anlayalım. Yanındaki insandan umduğunu bulamaz. Ve artık çevresinde egolarını tatmin edebileceği bir insan aramaya başlar. Ve bunların sonucunda aldatan insan zeki olmaz, aptal olur. Çünkü aldatan aldanır. Aldatmak aciz insanların işidir. Aciz, kendine güvensiz ve sevgiye muhtaç. Yani rezil. Bu aldatanlar ikiye ayrılıyor bence. Birincisi yakalananlar, ikincisi yakalanmayanlar. Ve ikisinde bir ortak yönü varsa ikisi de şerefsiz. Sen de... Orası bir çocuk. Ve şunu unutmayın ki yaşattın, yaşamadan ölmeyeceksin. İyi hatırlanın. Yani bence aldatmak karakter ve şerefsiz olan insanların işidir. Ve bu hayatta hiçbir zaman mutluluğu hak etmeyen kişilerdir. Ben kısaca böyle insanlara kanı bozuk diye hitap ediyorum. Burada öyle olan insanlar varsa, bunu izliyorlarsa çok sevinirim. Vallahi aldatmak zeki insanların işi midir yoksa aptal insanların işi midir bilmiyorum ama kesinlikle karaktersizlerin işidir, onu çok iyi biliyorum.